Mahmut Paşa. Mahmut Paşa'm. Seniha'm. Mahmut Paşa'm. Ne güzel zarif ellerin var Seniha. Acaba ben senin bu ellerini öpsem Seniha, orucum bozulur mu? Bozulmaz. Seniha. Pederim, gündüz vaktinin uykusu, hadi uyan. Seniha. Aa, paşam. Baba. Tu bismillah. Ne arıyorsun burada? Pederim, uykunda bile yalan söylemeyi nasıl beceriyorsun? Bu ne maskaralık, soytarı. Validem sarayda. Ne? İyi işte, saraydaysa sarayda. Sebahattin, dün sahurda o kadar çok yemişim, ki yemekten yorulmuşum. Bir müsaade edersen biraz uyumak istiyorum. Hadi çık dışarı, çık. Uykunu kaçıracak bir misafirim var. Ne misafiri? Bay Herzl, hoş geldiniz. Hayırdır? Hanginiz sattı beni? Satmak mı? Ne satması? Payitahttaki bütün hafiyelerin, bütün zaptiyelerin elinde fotoğraflarım var. Beni arıyorlar. Abdülhamid burada olduğumu bile bilmiyordum Mahmut Paşa. Bay Herzl, Abdülhamid'in başını ne yana çevireceğini kafasındaki fes bile anlayamıyor. Onun neyi bilip neyi bilmediğini siz nereden bileceksiniz? Her neyse artık. Biriniz sattı. Bana mertçe söyleyin. Siz mi, Zaharov mu? Yemin ederim. Oruçlu ağzımla yemin ederim ki bilmiyorum. Hem siz biraz soluklanınız. Geçin oturun şöyle lütfen, rica ederim. Lütfen buyurun. Ah. Hay Allah. Cık. Bay Herzl. Gerçi Bay Zaharov sarayda böyle kedi gibi turlayıp duruyordu. Lakin günahını da almak istemiyorum. Artık hanginizse. Bunun bedeli çok ağır olacak. Anlıyorum. Lakin bence siz bu intikamı sonraya bırakmalısınız. İlk olarak sizi payitahttan kaçırmamız lazım. İmkansız, liman kaynıyor. İmkanlı Bay Herzl, imkanlı. Siz Fransız sefaretine sığınacaksınız. Sizin Fransız sefaretinde olduğunuz kayıt altına alınınca payitahtta sizi aramayı bırakırlar. Daha sonra bir gece Pundun'a getirip biz sizi gemiye bindiririz ve güzelce bir uğurlarız. Ne dersiniz? Bay Herzl, Bay Herzl. Gitmeden önce şöyle beraber bir yemek yesek diyorum. Oruçlu değil miydiniz? Oruçluyuz. Oruçluyum lakin şimdi biz sizi uğurlayacağız ya. Siz de seferisiniz. İşte sizin seferi oluşunuzdan istifade ederek biz de seferi olmuş oluyoruz. Böylece de orucumuz düşüyor. Hadi gelin kilere geçelim Bay Herzl. Bu taraftan buyurun. Sadakallahu'l-azim. Allah harflerin adedince ecrini lütfetsin. Gazeteleriniz hünkârım. Ben getirmek istedim bu sabah. Siz kızlarımızın evlilik meselesinden bahsedince ben de gidip Hatice kızımıza bir sordum. Var mıymış niyetleri, nasipleri? Çırağan'a gidip kendi pederinden müsaade almak ister. Asla. Hünkârım. Asla. Kaideleri biliyorsunuz. Yeğenlerimiz buraya gelirken çırağına dönemeyeceklerini biliyorlardı. Öyle ama gidip pederiyle bir kez konuşsa bundan ne zarar gelir? Bidâr kadın. Bilmiyormuş gibi konuşmayınız. Devletimizin içinde fitne kol gezer. Biraderim Murat Efendi'den medet umanlar hamle üstüne hamle yapar. Elbette ben de isterim. Kızlarımız babalarıyla birlikte olsunlar. Lakin devletimizin menfaatlerine terstir. Bu hususu kapatalım. Var mı hareket? Yok. Ne giren var ne çıkan. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Nedir vaziyet? Bekliyoruz vallahi. Yakalayacağız inşallah. İnşallah. Ne oldu kardeşim? Bir diyeceğin mi var? Diyeceğim. Diyeceğim de, nasıl desem? Ya kardeş, tamam. Devletimize canımız feda ama... Yani böyle... Lafı gevelem oğlum. Yapmak istiyorsan git yap. Ya kardeş... Oradan oraya sürüklenip duruyoruz. Cebimizde 5 kuruş para yok. Para kazanmamız lazım. Ne yapsak? Osman kardeş, vaziyet nedir? Aynı. Hünkârımızı bir kancaya asmışlar. Burada da kafasına silah dayamışlar. Ne? Getir bakayım. İngiliz gazetesi. Yaptıkları yeter diyor. Bu da olsa olsa başvekil Gladstone. Resmen hedef gösteriyor ahlaksız herifler. Evet, ahlaksızlar ki ne ahlaksızlar. Burada da... Hünkârımızı idam sehpasına çıkarmışlar. Üzerine de Abdülhamid'in sonu yazmışlar. Tövbe tövbe. Destur! Sultan Abdülhamid Han Hazretleri! El muzaffer daima! Ahlaksızlar! Ahlaksızlar ki hem de ne ahlaksızlar hünkârım. İşte bizi davet ettikleri Avrupa'nın iç yüzü. Mertçe alt edemeyince böyle hayasızca, edepsizce saldırıyorlar. Hünkârım, hemen emir veriyorum, toplattırıyorum bunları. Hayır paşa, milletim bunları görsün. Bize saldıranların ne kadar hayasız olduklarını, bizden nedenli korktuklarını, en aşağılık usullerle bize saldırdıklarını herkes görsün, bilsin. Biz de hamd edelim. Niçin hünkârım? Küffarın karşısında durmayı Allah bize nasip ettiği için. Onlar bizi ölseler kendimizden şüphe etmemiz lazım gelir. Karşılık vermeyecek miyiz? Onlar gibi olamayız paşa. Lakin hesap günü elbet gelecek. O vakit geldiğinde adaleti gözetenler, yetim hakkı koruyanlar, garibana ses, mazluma nefes olanlar ayakta kalacak. Yani biz kalacağız. Sanırlar ki bunca emek, bunca çile kuru bir cihangirlik sevdasıdır. Türklerin cihangirliğe ihtiyacı mı var paşa? Biz düşmemeliyiz. Biz düşersek tarih düşer. Biz düşersek insanlık düşer. O karikatürlerde silahı benim başıma değil, milletimin başına dayıyorlar. Milletim huzur bulacaksa, bin başım olsa bini de feda olsun. Hünkârım, bu karikatürler sizi bu kadar kızdırdıysa, siz canınızı sıkmayınız. Biz gereken cevabı veririz. Siz bu karikatürlere kızdığımı mı sanırsınız paşa? Bu karikatürlere sinirlenmediyseniz neye sinirlendiniz hünkârım? Fransızca bir gazete. Bir adam Hazreti Muhammed Efendimizin adının geçtiği bir tiyatro yazmış. Temsil bu gece Paris'te oynanacakmış. Peygamberimize hakaretler. Dilim varmıyor. Fahri Kainat Efendimiz'e hakaret ediyorlarmış. Şahsıma saldırsınlar umurumda değil. Lakin dinime, peygamberime saldırırlarsa ölürken dirilirim. Can verirken kılıç çekerim. Boynumu kesseler, etlerimi lime lime etseler. Ahirette Resulullah'ın yüzüne bakabilmek için, peygamberin yüzüne bakabilmek için kül olurum, küllerimden dirilirim de savaşırım. Bu paçavralar nasıl haysiyetsiz bir düşmanla cenk ettiğimizin delilidir. Asla onlar gibi olamayız. Lakin müdafadan da geri duramayız. Derhal Fransız sefirini çağırınız. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız asla müsaade etmiyor saraydan çıkmana. Siz bir yolunu bulun. Benim çırağına gitmem elzemdir. Kızım ben ne yapabilirim ki? Hünkârımızın emirlerine nasıl karşı gelebilirim? Siz bu haremdeki en kudretli kadınsınız. İki kardeşinizi birden paşa yaptırdınız. Eğer kardeşinizin işlediği suç bu mektupla kesinleşirse elinizdeki bütün kudreti kaybedersiniz. Ben çok iyi bilirim Bidâr Kadın. Gözden düşmek ne demektir? Sizin gücünüz hünkârımız işitmeden beni bu saraydan çıkarmaya yeter. Tamam. Bir yolunu bulacağım. Burada size sığınmış bir halde olan benim. Lakin yerinde durmayan sizin parmaklarınız. Osmanlı insanının sağa solu belli olmaz Bay Herzl. Öyle hukuktan, insan haklarından falan pek anlamazlar. Tepeleri atarsa sefirlik mefirlik dinlemez, basarlar burayı. Efendim sizi saraydan çağırıyorlar. Anlaşıldı. Burada olduğunuz ne çabuk duyuldu Bay Herzl. Payitahtta havadisler fırtınayla yayılıyor. Sizi benim için çağırdıklarını sanmam. Sanırım bu haber için. Tiyatro oyunu Müslümanların peygamberini eleştiriyor. Alın işte. Düşünceye bile tahammülleri yok. Şimdi gel de Abdülhamit'e laf anlat. Küfür ve hakaret bir eleştiri değildir. Bu bir zihniyettir. İnsanı köpekleştiren bir zihniyet. Sürün olsun istiyorsan köpeklere ihtiyacın var. Bir Müslümanın devleti güçsüzse ve geceleri rahat uyuyorsa vay onun haline. Hünkârım, bunların bütün derdi İslam'ı yeryüzünden silmek. Onların karşısında duracak tek şey, İslam'ın bayrakları güçlü bir devlettir. O yüzden meseleleri sadece Osmanlı'dır. Gel. Buyur paşa. Hünkârım, mühim bir havadis var. Bay Herzl, Fransız sefaretine sığınmış. Küfrün temsilcileri dönüp dolaşıp bir araya geliyorlar demek ki. Hasan Paşa, limanlardaki adamları çekin. Sefaret ablukaya alınsın. Hünkârım, sefarete başka asker göndersek, biz gidene kadar Herzl gavuru çıkıp giderse limandan kaçmasın. Siz dediğimi yapın paşa. Limanlardan çekilelim ki Herzl Efendi rahatça çıkıp gitsin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Mesele kapanmışken Makbule neden böyle bir mektup bırakır ki? Hiç bilmiyorum. Belki Seniha zorla yazdırmıştır. Validem, ben dayımın suçsuz olduğunu biliyorum. Oğlum, senin benim bilmemiz ne işe yarar? Elinde mektup var, üzerinde kızın imzası var. Kız da ortadan kayıp. Babamla konuştunuz mu? Neticede Hatice Sultan bir şey istememiş. Babasını görmek ister. Konuştum da asla müsaade etmiyor. O zaman hiçbir yere gidemez. Başka bir yol bulmak lazım. Aslında var bir yolu. Senin tünellerden çıkaracağız. Ah! 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 Hayırdır Mahmut? Ne oldu? Ne bu hal? Vurdukça vuruyor mübarek, vurdukça vuruyor. Ne vuruyor Mahmut? Ah! 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 İyi misin? Yani önce kafama vurdu. Yetmedi, böyle ciğerlerime vurdu. O da yetmedi, şimdi böyle mideme vuruyor. Ya Allah aşkına söyle Mahmut, ne vuruyor? Oruç canım, oruç. Yani iflahımı kesti. Beni bırak der gibi. Aman sakın bırakayım deme. Helal olsun, aynen böyle devam et Mahmut. Sen beni tanımıyor musun Seniham? Ölsem de bırakmam. Âlâ. Hem bana bak. Sana kuvvet verecek iyi havadislerim var benim. Havadis mi? Ne havadisi? Makbule'nin yazdığı mektupta Mehmet Paşa'nın adı geçtiği için Bidâr iyice köşeye sıkıştı. Ha. Yani artık biz ne istersek yapmak mecburiyetinde. Hatice Sultan hemen Murat Han'a gidip malumat vermeli. Sadece malumat da değil, bir de ilaç vermeli. Bu ilaç öyle bir ilaç olmalı ki Sultan Murat onu içince rahatsızlansın. Rahatsızlansın ki onu hastaneye götürmek için dışarı çıkarsınlar. Bu işin önündeki tek engel Vasfi Efendi. Bu Vasfi Efendi Murat Han'ın adamıymış gibi görünüyor hesapta. Ama değil, onu oraya Abdülhamid yerleştirdi. O yüzden bu tertibin başarılı olabilmesi için Hatice Sultan'ın Vasfi Efendi'yi bertaraf etmesi icap eder. Nasıl? Nasıl? Nasıl olacak? İşte ona böyle güzel sözler söyleyecek. Vasfi. Sen gönlümün efendisisin Vasfi. İşte böyle şeyler söylesin. Böyle şeyler söyleyecek ki Vasfi Efendi mort olsun. Bütün direnci kırılsın. Sultan Murat Han da rahatsızlanınca onu kaptığı gibi hastaneye götürsün. Yalnız Mahmut, ahlaki açıdan tertibin burası biraz sıkıntılı. Lakin mecbursak yapacak bir şey yok tabii. Seniham, şimdi hüsrana uğramış tertip ahlaksız tertiptir. Hüsrana uğramamış tertip ahlaklı tertiptir. Hem sen bunları düşünme. Sen sadece zafere şartlan. Ötesini bırak, bana bırak. Ah! Ya susuzluk kötü. Orada dur. Hünkâr Hazretleri, Theodor Herzl şu an sefaretimizde misafir. Kimmiş o? Bizim sizi böyle küçük bir mesele için buraya çağırdığımızı düşünmüyorsunuz değil mi? O halde neden çağrıldım? Sefir Efendi. Biz Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çok severiz. Öyle ki onu sevenlerin en güzelleri onun için canlarını feda etmişlerdir. Çekinmeyiz, biz de feda ederiz. İşittik ki bir tiyatro temsili tertiplermişsiniz. Peygamberimize hakaret içeren. Ben ki Balkanların, İran, Suriye'nin Cebeli Lübnan'ın, Hicaz'ın, Kafkasların, Anadolu'nun ve payitahtın sultanı. Ben ki İslam halifesi Abdülhamid Hanım. O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım. Böyle bir temsili yasaklamamız gerçekten mümkün değil. Bence asıl mümkün olmayan Sultan Abdülhamid Sani Hazretlerinin karşısında ona rağmen durmanızdır. Buyurun. Tamam. Seni çıkaracağım saraydan. Hünkârımızı ikna ettiniz demek. Hayır. Nasıl çıkacağım o zaman? Abdülkadir Efendi'nin odasında dışarıya açılan gizli bir tünel var. Oradan çıkacaksın. Ben o tünelleri tevatür sanırdım. Demek Abdülkadir Efendi'nin mütemadiyen saraydan firar ettiği doğruymuş. Seni alakadar etmez benim şehzademin vaziyeti. Elindeki mektubun gücü seni aldatmasın Hatice. Ben bu sarayda ne kudretli insanlar gördüm ki bugün yerlerinde yeller esiyor. Hemen iddetlenmeyin lütfen. Bir şey dediğim yok şehzadenize. Hürriyetperver olduğunu bilmeyen yok. Sen bir an evvel hazırlanmaya bak. Ben hazır olduğumda size haber veririm. Hayırdır? Beni arıyor musun? Evet. Bana iş lazım. Otur şöyle. Senin için güzel bir işim var zaten. Neymiş? Benim yerime limandaki işe bakacaksın. Ha. Haraç toplayacağım yani. Öyle demeyelim. Haraç toplamıyoruz. İşsizlere iş buluyoruz, onlar da buna mukabil bize pay veriyorlar. Ben bir düşüneyim. Otur, otur. Diyeceğim daha bitmedi. Ben sana ortaklık teklif ediyorum. Bir süre buralarda olmayacağım. Senin gibi yiğit, güvenilir birine ihtiyacım var. Ortaklık mı? Ortaklık. Toplanılan paranın %20'si senin. Geri kalanı da bana getiririz. Tamam mı? Tamam Karafa. Tamamdır. Yaz paşa. Fransızların haddi aşan, edep hududunu zorlayan İslam karşıtı tavırları sabrımızı tüketmiştir. Derhal hilafet sancağının açılması, orada bulunan Fransız birliklerine direniş sergilenmesi, Halife-i Ruhi Zemin Abdülhamid Han Hazretlerinin emridir. Sonra onların diliyle konuşacağız. Bekleyelim bir sakin ol. Ne konuştuğunu öğrenmemiz lazım. Geç. Ne oldu kızım? İkna oldu mu Bidâr? Evet halacığım. Şükürler olsun. Hatice'm. Babanın yanında Vasfi diye biri varmış. Evet biliyorum. Mahmut'un dediğine göre biz bu Vasfi'yi yanımıza çekmeden asla muvaffak olamayacakmışız. Ne yapacağız peki? Nasıl çekeceğiz yanımıza? Bak kızım, senin için zor bir vaziyet. Lakin yani şöyle, bu adam biraz saf ve derin bir adammış. Eğer onunla evlenmeyi ima edersen... Anladım. Anladım anacığım. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter ki babamın canı emniyette olsun. Küçük bir kandırmacadan da zarar gelmez Zehra. Tertibimiz muazzam işliyor Bay Zaharov. Hafiyeler limandan çekilmeye başladı. Bay Herzl limana gelecek. Abdülhamid de hem Bay Herzl'ı hem de defteri alacak. Ondan sonra da defteri biz alacağız. Harikulade. Rahata çıkıyoruz paşam. Aslına bakarsanız işler yeni başlıyor. Abdülhamid abisi Murat'ı öldürtmek istiyor ama ben ondan önce Murat'ı kaçıracağım. Ya paşam, tertip üstüne tertip. Nihayetinde sen keçileri kaçırmayasın ha. İki şey aynı anda nasıl olacak? Ben daha çetrefilli bir iş olan defterin peşine düşeceğim. Sebahattin ise daha basit bir iş olan Murat Hanım peşine düşecek. Paşam, Abdülhamid bizi yemliyor olmasın yine. Dikkatli olmazsak Abdülhamid bizi yemler de, mıhlar da. Bay Zaharov, biz çok akıllı olmalıyız. Al bu tünellerin haritası. Nasıl gideceğin üzerinde yazıyor. İyi de nereden gireceğim ben bu tünellere? Buradan. Tamam kardeş, haber geldi. Sen şimdi al bunu saraya git. Şimdi içeri gidip baskın vereceğim. Ömer Efendi bir sakin ol. Önce cevabını versinler. Sultanım, kat'i emir vardır. Murat Efendi'nin yanına benden başka kimse giremez. Vasfi Efendi. Ben buraya hünkârımızın izniyle geldim. Akşam oldu, benim hemen babamı görüp geri dönmem lazım. Affedin sultanım ama izin veremem. Vasfi Efendi, bana bakın lütfen. Ben buraya pederimle izdivaç meselesi konuşmaya geldim. Ben de, pederim de sizi yıllardır tanırız. Sizin ne kadar terbiyeli, ne kadar sadık olduğunuzu biliriz. Teveccühünü sultanım. Bence siz bu hanedana yakışır bir damat olursunuz. Şimdi izin verirseniz pederimle meseleyi istişare edelim. Vasfi Efendi, siz yine de meseleden kimseye bahsetmeyiniz lütfen. Tabii, tabii sultanım. Asla bahsetmem. Nasıl geçti orucun ilk günü? Ben hiç zorlanmadım babacığım. Maşallah, maşallah. İnsan Ramazan'ın birinci günü içine bir tohum eker. Üçüncü gün o oruç tohumu filizlenir. 10. gün köküyle, gövdesiyle bir fidana dönüşür. Sonra dallarını salar. 20. gün dallarında yaprakları açar. 27. gün o yapraklar çiçeklenir. Son gün dallarında meyveleriyle sapasağlam bir ağaca dönüşüverir. Kökü en derindedir, dalları gökyüzündedir. Artık orucun nuru insanın yüzündedir. Ne güzel anlattınız. Her Ramazan'ın ayrı bir rengi vardır. Ramazanlar mevsimlerin içinden geçer. Bir Ramazan sulu bir karpuzu özlersin. Bir Ramazan kış helvasını. Siz neyi özlediniz bugün? Ben yalnızca Ramazan'ı özlemişim. Bizi Ramazan'a kavuşturan Allah'ımıza hamdolsun. Amin. Amin. Hatice kızımız nerededir? Hünkârım, kendisi biraz rahatsızdı. Herhalde ondan gelemedi. Hekimler alakadar oldu mu? Tabii tabii. Endişe gerektirecek bir durum yok, siz merak etmeyin. Babam. Babacığım, bu ilacı içmelisin. Abdülhamid fetva almış, seni öldürtecek. Eğer bunu içersen seni buradan kaçırabiliriz. Seniha ağam yardım edecek. Baba lütfen. Bizim için, devlet için bunu yapmalısın. Sen bu devletin hükümdarısın. Bidâr Sultan'ın kardeşiyle alakalı bir şeyler duydum. Hayırdır, ne duydunuz? Yani duydum ama sanırım sultanımızın havadisten haberi yok. Ne duydunuz Fatma Hanım, söylesenize. Yok canım, önemli bir şey değil. Öylesine söyledim işte. Müsaadenizle. Mektubu kimin gönderdiği anlaşıldı. Demek sonunda sen de oyuna dahil oldun Fatma Pesend Hanım. Abdülkadir. Hatice döndü mü? Gelmedi validem. O kadar derin uyumuyordu. Gelse fark ederdim. Gidip babana Hatice'nin çırağına gittiğini söyleyeceksin. Seniha'nın gönderdiğini söyle. Gerekirse baskın yapılsın. Validem, duyum ne olacak? Faz harekete geçti mi paşa? Geçtiler hünkârım. Âlâ. Limanlar boşaltıldı mı? Emrettiğiniz gibi. Güzel. Hünkârım. Tuzaklarımızı kuralım paşa. Ferhan'ı hazır edin. Bir askeri birlik hazırlamayalım mı hünkâr? Hayır, yalnız gideceğim, tek başıma. Burhanettin Efendi, ne yapacağını biliyorsun. Büyük Fransa'dan gelen şu zavallıca suale bakın. Rezalet. Neymiş o? Abdülhamid ne istiyormuş? Öyle bir sual ki içinde kabulleniş, alçalma, teslimiyet var. Utanç verici. Abdülhamid ölün dese bütün Fransa geberecek. Demek ki Abdülhamid bir hamle yaptı. Kahretsin. Zorba, Kızıl Sultan. Yine ne var? Osmanlı katibi gelmiş. Bize çok sert bir nota vermiş. Abdülhamid Fransa'daki oyunun derhal durdurulmasını istiyor. Burada olan biten her şeyi vaktiyle Fransa ile paylaşsaydınız, Abdülhamid'le anlaşma yoluna gitseydiniz bu iş bu kadar büyümeyecekti. Umarım bu yüzden başınız ağrımaz. Her neyse. Liman boşalmıştır, ben gidiyorum. Bana bir araba çağırır mısınız? Çağırırız da bence payitahtta güvende değilsiniz. Her an yakalanabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Ben dibini görmediğim suya girmem. Kazamız mübarek ola. Eyvallah. Ben peşinden gidiyorum. Sen telgraf al, saraya git. Ömer Efendi. Yalnız siren bize lazım olabilir. Mesajlar şifreli. Anlayacağını olmadan çözemeyebiliriz. Bizim bu vakitten sonra o kefereden alacağımız tek şey canıdır Osman. Sen var git. Şehzadem, nereye böyle? Babama gidiyorum. Hayırdır? Hatice Sultan saraydan kaçtı. Nereye? Çırağına. Babama söyleyeceğim. Şehzadem, sende olağanüstü değişiklikler görüyorum. O hürriyet sevdalısı şehzade gitmiş, sanki Burhanettin gelmiş yerine. Ne alakası var Sebahattin? Öyle şehzadem, öyle. Sana ne Hatice Sultan'dan? Hı? Sana ne? Kız yıllardır çırağında hapis kaldı. Sonra buraya geldi, burada da aynısı. Hatice çırağına gittiyse babasını görmek istemiştir. Özlemiştir. Sen şimdi gidip bunu babana ispiyonlayacaksın. Ne geçecek eline? Kendine bir bak. Kendine bir bak kardeşim. Yakışıyor mu? Burhanettin gibi mi olmak istiyorsun? Burhanettin deyip durma. Ama öylesin. Öylesin. Kaybedenler rakibine benzer şehzadem. Sen çok iyi biriyken, bu hanedanın hürriyet sevdalısı tek şehzadesiyken, şimdi Burhanettin'e kaybettiğini düşündüğün için onun gibi davranıyorsun. Yapma kardeşim. Yapma. Ne planlıyorsun Sebahattin? Ben şehzademi koruyorum. Yeni fikirlerle bu devleti yönetebilecek, ezilmiş halkın umudu olan şehzademi kolluyorum. İstersen git. Git. Hünkârımız orada. Ama hürriyet sevdalısı, milletin umudu olmayı unut. Gidin. Haklısın. Haklısın. Hürriyet fikriyle hareket edersen hep haklı olursun kardeşim. Hürriyetin nuru seni doğru yola götürür. Ne yapıyorsun Sebahattin? Hiç. Şimdi defter meselesini halletmeye gideceğim. O iş tehlikeli. Bir tuzak olabilir. Seni tehlikeye atamam. Sen bu devletin istikbalisin. Sen Murat Efendi işine bak. Nasıl? Murat Efendi işi çok mühim. Çok tehlikeli değil mi? Çok mühim.